Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Bulgar macunlarının popüler bir yemeğini yapacağım. Bunu da tabii ki annemden öğrendim. Annem de tabii ki rahmetli babaannemden öğrendi. Adı ekşi mitli biber. Vallahi YouTube'a baktım, hiç bir yerde bunun tarifini göremedim. Ekşi mitli biber yapıyorlar ama hiç böyle değil. Bakın çok basit bir şey. Bizim malzememiz çok basit. Biber, domates, evde yaptığım süt ekşimiği ve tuz. Ne yapıyoruz? Biberi şöyle kesiyoruz. Önce hemen bunun pratiğini göstereyim ben size. Burada bir püf noktası göstereyim. Biberleri kestikten sonra devam ederiz. Burada arkadaşlar bir püf noktası var. Biberin şu malzemesini görüyor musunuz içindeki? Bunu atmıyoruz. Neden? Bu çünkü çok acayip bir lezzet veriyor bibere. Yani çekirdeklerden bir zarar gelmez. İnsan vücudu bunu hazmediyor. Şimdi bunu böyle bakın kesiyorum böyle. Bir tane de yeşil biber göstereyim size. Çok ince değil. Bu yemeği komple sivri biberden yapmıyorum. Çünkü sivri biber acı oluyor. Yani biraz insanın tadını kaçırıyor. Normalde diyelim ki 20 tane açık biber varsa 2-3 tane de şu yeşil biberden atıyoruz. Gayet lezzetli oluyor. Biberleri keselim. Tekrar görüşürüz. Şimdi, evet arkadaşlar, biberlerimizi doğradık. Şimdi bunları bir kavurma operasyonundan geçireceğiz. Ufak bir. Birazcık sıvı yağ. Bu şekilde bir 10 dakika falan kavurduğumuz vakit çok öldürmeden yeter arkadaşlar. Evet, bakalım biberlerimiz ne durumda. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok böyle kavurmaya gerek yok. Yumuşasın yeter. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Küp küp doğradığımız domatesleri atıyoruz. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Rengi de güzel ama değil mi? Tam doğanın rengi. Ye beni diyor. Bunlar birazcık kısık ateşte şöyle bir 5-10 dakika arkadaşlar domatesler bir yesin. Biraz da tuz atalım. İşlemin devamı sonra gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Yemeğimiz hermelendi. Buna ne yapıyoruz? Birazcık tuz atıyoruz. E işte şimdi benim ekşiğim de birazcık tuzlu. Ona göre, yani sizin kullandığınız malzeme nasılsa ona göre tuz atarsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Ekşimik. Videoyu kendim çekiyorum arkadaşlar. Şu anda kameramanım yok. İdare edin. İki kaşık. Üç kaşık. Tabii bu sizin biraz zevkinize kalmış. Yalnız bu ekşimik mutlaka süt ekşimi olsun arkadaşlar. Ayran ekşimi pek iyi olmaz. Yani şimdi bile dersiniz bana, abi biberin kilosu 18 lira, domatesin kilosu 10 lira. Kıyma yeseydik, köfte yeseydik daha iyiydi. Vallahi haklısınız ama her zaman da et yenmiyor yahu. Bakalım. Ben ekşimi çok sevdiğim için bir kaşık daha. Tamam, şimdi altını kapatabiliriz. Fazla bir eritmeye gerek yok arkadaşlar. Bütün yemeklerde olduğu gibi bu yemeğinde biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Yani genelde bütün yemekleri, mesela kızarmış et hariç, yani sebze yemekleri, işte kuru fasulye olsun, işte taze fasulye olsun,
ya da bu tip menemen ya da ekşimik biber olsun. Pişirdikten sonra arkadaşlar bir 5 dakika rölantiye alıp dinlendirelim. Yemek bir kendine gelsin. Bakalım. Gördüğünüz gibi afiyet olsun.